Herkese merhaba, Takı Tasarımları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomda sizlere son zamanlarda oldukça popüler ve çok güzel olan bu kirazlı takı modelinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Modelden ben kolye yaptım ama siz halhal da yapabilirsiniz, bileklik de yapabilirsiniz, gözlük ipi de yapabilirsiniz. Ne yapacağınız tamamen size kalmış. Umarım yapılış anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu model için gerekli malzemelerimiz 2 farklı renkli 0-11 numara kum boncuğu, 3 milim yuvarlak kristal boncuk. Renkleri de aynı bu şekilde çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir tane papağan klips, 3 tane takı halkası. 2,5 ya da 3 santim kadar uzatma zinciri. Ve uzatma zincirin ucuna bakın ben böyle kiraz yaptım. Model kiraz olduğu için bunun da nasıl yapıldığını kolayca çözeceğinizi umuyorum. Takı ipi ve boncuk iğnesi. İlk başta 2 tane yeşil, 2 tane kırmızı kristal boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Daha sonradan klips yuvası yapmak için burada bir karış kadar uzunluğunda ip bırakıyoruz. Daha sağlam ve güzel olması için aynı boncuklardan tekrar geçiş yapıyoruz. Devam ediyoruz sıradaki boncuklardan geçiş yapmaya. Ve burada yeşil boncuklardan çıkış yapıyoruz. Tane beyaz, 2 tane yeşil kum boncuğu ve 2 tane kırmızı kristal boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Yeşil boncuklardan geçiş yapıyoruz. Daha sağlam ve daha düzgün olması için burada kristal boncuklardan bir kez daha geçiş yapıyoruz. Ve son olarak yeşil boncuklardan çıkış yapıyoruz. On tane beyaz, iki tane yeşil kum boncuğu ve iki tane kırmızı kristal boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Burada yeşil boncuklarla beraber kırmızı boncuklarda tekrar geçiş yapıyoruz. Ve son olarak yeşil boncuklardan çıkış yapıyoruz. Tane beyaz, 2 tane yeşil kum boncuğu ve 2 tane kırmızı kristal boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Yeşil ve kırmızı boncuklardan tekrar geçiş yapıyoruz. Ve son olarak burada yeşil boncuklardan çıkış yapıyoruz. On tane beyaz, iki tane yeşil kum boncuğu ve iki tane kırmızı kristal boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Yeşil boncuklardan geçiş yapıyoruz. Daha sağlam ve daha güzel durması için aynı boncuklardan tekrar geçiş yapıyoruz.
Burada yeşil boncuk verdim. Çıkış yapıyoruz. Evet arkadaşlar, model bu şekilde ilerliyor. Kolye, bileklik, halhal ne yapacaksınız? İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Ben kolye yapacağım, o yüzden kolyemi tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben kolyemi tamamladım. Yani bu kadar uzunluk benim için yeterliydi. Ve burada en son kirazlarımızı yaptıktan sonra şimdi kolyemizin klip yuvasını yapacağız. Yani burada 13 tane beyaz boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Bir bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane boncuğu geride bırakıyoruz ve 8. boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve şimdi burada ne yapıyoruz? Çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz. Diğer boncuklardan bir kez daha geçiş yapacağız. Yani bir kez daha geçiş yapıyoruz. Devam ediyoruz. Kalan boncuklardan geçiş yapmaya. Ve böylece klips yuvasını tamamlamış oluyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? İpimizi birazcık boncukların arasında yürütüyoruz. Daha sonrasında ipimizi kesiyoruz. Aynı buraya yaptığımız gibi kolyenin diğer tarafına da klips yuvası yapıyoruz. Ve kolyemizi tamamlıyoruz. Ben klips yuvalarını tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben klips yuvalarını da tamamladım. Şimdi ne yapıyoruz? Kolyemizin kliplerini takıyoruz. Yani ne yapıyorduk burada? Halkamızı açıyoruz. Kolyeyi takıyoruz. Uzatma zincirimizi de takıyoruz. Ve halkayı kapatıyoruz. Bakın böyle. Aynı şekilde diğer tarafın klipsini de takıyoruz. Klipslerimizi de taktıktan sonra kolyeyi tamamen tamamlamış oluyoruz. Kolyemiz bakın bu şekilde. Kolyeyi bir de böyle görün istedim. Ben kolye yaptım ama siz halhal da yapabilirsiniz, bileklik de yapabilirsiniz, gözlük ipi de yapabilirsiniz. Ne yapacağınız tamamen size kalmış. Yapılışı hem çok zevkli hem de çok kolay bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım yapılışını anlatabilmişimdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Yeni takı videolarında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.